Değerli dinleyenlerimiz, doğudan batıya, kuzeyden güneye, ülkemizin dört bir yanı doğal ve kültürel mirasıyla bizlere eşsiz güzellikler sunuyor. İşte bu güzellikleri sunan bölgelerimizden biri de İzmir'in Bergama ilçesi. Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde Bergama turizmini genel hatlarıyla irdeleyeceğiz. Şu an çalışmaları devam eden Selinos Antik Kanal ve Restorasyon Islah Projesi ile Tarihi Kazancı Köprüsü'ndeki çalışmaları Bergama Belediye Başkanı Sayın Hakan Koçlu ile konuşacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey, merhabalar. Nasılsınız efendim? Her şeyden önce soralım. Çünkü bu yıl gerçekten yaz mevsimi epeyce uzadı. Neredeyse artık Ekim'in ortasına doğru yaklaşıyoruz ama ülkemizin pek çok yeri hala ışıl ışıl, pırıl pırıl. Evet, çok doğru. Bizler de bu seneyi en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Tabii ki pandemi sürecinde birçok alanda olduğu gibi bu alanda da zorluklar yaşandı Gökhan Bey, ama biz de bu krizi bir fırsata çevirmek için, özellikle turizm noktasında önümüzdeki yılları planlamak için oldukça verimli geçirdik. Tabii Bergama denince aklımıza oradaki tarihi, o kültürel varlık geliyor. Gerçekten inanılmaz bir yer. Geçmişte ziyaret etme şansım olmuştu. Üst üste medeniyetler var. Yani bir medeniyet başka bir medeniyetin üstünde. Dolayısıyla siz toprağı kazdıkça katman katman tarihte adeta yolculuk yapıyorsunuz. Evet, çok doğru. Biz Bergama'yı şöyle tanımlıyoruz kısacası. Tarihin nefes aldığı şehir diyoruz biz buraya. Bergama gerçekten çok katmanlı kültür peyzajında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş önemli bir antik kent. Birçok medeniyet sizin de dediğiniz gibi üst üste kurulmuş ve hala şu anda yaşayan Bergama bu medeniyetin, bu tarihin üzerinde. Yani şehirden uzakta bir yerde değil, şehrin içerisinde, şehirle beraber şu anda tarihte yaşıyor. Tabii ki 5 medeniyetin ayak izlerini bu Bergama'nın merkezinde görmeniz mümkündür. Eski Helenistik dönemden, Roma döneminden, Bizans döneminden, Beylikler, Selçuklu ve Osmanlı döneminden birçok eserin yaşadığı bir şehirdeyiz Bergama'da. Tabii ki her dönemin kendine göre özellikleri var, karakteristik yapıları var. Birçok renklilik söz konusu. Bergama bu açıdan çok renkli bir yer. Tabii ki bizler de inşallah göreve geldiğimiz günden bugüne önemli çalışmalarımız var. Bunların birçoğunu başlattık. Birçoğu da devam ediyor. Son 200 yıla ait bazı yaptığımız tarihi restorasyonlar var. 200 yıllık geçmiş olan bazı alanlarda tarihi restorasyonlar çalışmalarımız var. Bunlardan da tabii ki bahsedeceğiz. Efendim, birazcık da Bergama'nın konumundan bahsedelim. Evet, İzmir'in bir ilçesi. Ne kadar uzaklıkta, hangi yönde, çevresinde başka neler var? Onlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Bergama İzmir'in kuzeyinde, 100 kilometre kuzeyinde önemli bir şehir. Bir kere ormanlarla çevrili, 1544 kilometre karelik, aynı zamanda çok verimli topraklara sahip önemli bir yerleşim yeri. Yüzyıllar boyu, hatta bin yıllarca tarım merkezi olmuş önemli bir kent. Tabii ki son geldiğimiz noktada Bergama'nın bazı yatırımlarla ve bazı özellikleriyle ön plana çıkmaya başladı. Özellikle ulaşım noktasında yapılan yatırımlar Bergama'yı bir kavşak noktası haline getirdi. İstanbul-İzmir otoyolunun çok yakın bir noktadan 40 kilometre doğusundan geçmesiyle artık Bergama'nın kuzey aksındaki Bursa'ya, Eskişehir'e, Kocaeli ve İstanbul'a 3 saatlik bir mesafede olması bizim için çok önemli bir avantaj. Yine Kuzey Ege Sandarlı Otoyolu'nun açılmış olması bizim için çok büyük önem taşıyor. Metropole olan uzaklığımız süre anlamında çok kısaldı. Bu da 22 Şubat 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri sırasında açılmış önemli bir ulaşım arteri bizim için. Bunlar Bergama'nın önemini bir kez daha arttırdı. Ve Bergama aslında bir turizm şehri, tarım şehri, ama bu yatırımlarla birlikte de inşallah ticarette ve sanayide de artık tarihte olduğu gibi önemli bir yere kendini taşıyor. Elbette bir yerin ulaşılabilir olması o yerin değerini artırıyor. İnsanlar daha rahat gelebilecekler. Özellikle belirttiğiniz gibi büyük metropollerden ulaşım da kolay olacak. Nihayetinde turistler de büyük metropollerdeki havalimanlarını kullanarak oraya doğru ulaşımı sağlamaya çalışıyorlar. Bu arada tabii ki şimdi oradaki faaliyetlerden bahsederken
Hayvancılık da herhalde önemli bir şey olsa gerek. Zira ben Bergama denince hemen aklıma Bergama tulumu geliyor. Tulum evet. Basmak öyle kolay bir iş değildir sevgili dinleyenlerimiz. Her yerin tulumunun tabii ki kendine göre özelliği var ama bence Bergama tulumunu yiyenler başka bir yerde tulum yemezler. Ne dersiniz? Kesinlikle buna katılıyorum. Tabii ki bizim Bergama'nın önemli lokasyonlarından biri Kozak Yaylası. Bergama şehir merkezine çok yakın bir noktada. Çok önemli otlakların ve meraların olduğu bir bölge. Bergama'nın dört bir tarafı böyle. Gerçi Madra Dağı'ndan Yunt Dağı'na varıncaya kadar çok önemli iklim özelliklerine sahip. Tabii bu da hayvansal ürünlerin çok daha lezzetli ve kaliteli olmasına sebep vermekte. Bergama tulumuyla da ilgili tabii çalışmalarımız var. Bunun coğrafi tescili henüz alınmamış ama biz göreve geldiğimiz günden bugüne Bergama Ticaret Odamızla da birlikte çalışarak inşallah yakında Bergama tulumunun da coğrafi tescilini almış olacağız. Bergama tulumu zaten bilinen, yüzyıllardır tüketilen, insanların alışmış olduğu bir lezzet. Bundan sonra inşallah yurt dışına da açılacak. Tabii şimdi bahsettiğiniz Yunt Dağı mesela değil mi? Önemli bir su kaynağı aslında. Oradaki Madran suyu mesela çok meşhur bir su. Yüzyıllardır orada pek çok noktada tarımda kullanılan, insanların içmek için kullandıkları önemli su kaynakları. Buradan bağlayacağım nokta şu olacak. Selinos Antik Kanalı. Şimdi burada çok önemli bir restorasyon ve ıslah projesi var. Biraz bundan bahseder misiniz? Tabii bu belki de Bergama'nın son 50 yıllık tarihinde birçok belediye başkanının hayalini süslemiş bir önemli proje. Bergamalıların merakla beklediği ve gerçekten tarihin gün yüzüne bir kez daha çıkarılacağı önemli bir proje. Burası basit bir tabii ki çay projesi veya ıslah projesi değil. Antik bir kanal diyoruz biz buraya. Akropol'ün eteğinden akıp giden, Bakırköy'e bağlanan önemli bir arter. Şehrin merkezinde yine etrafında yine her döneme ait, her tarihsel döneme ait tarihi yapıların izlerini taşıdığı önemli bir proje. Tabii ki bu projeye biz başlarken başta endişelerimiz, şeylerimiz vardı ama tabii ki kurumlar arası yaptığımız çalışmalarda kurumların bir araya gelmesiyle bu Antik Selinos Kanalı projesi artık olgunluğa erişti. Çok yakında da hayata geçecek. Zor bir proje ama bu proje hayata geçtikten sonra turizmde de gerçekten Bergama'da yeni bir çağın açıldığı dönem olacak. Tabii ki bu projenin gerçekleşmesinde bize katkı koyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Akabinde Tarım ve Orman Bakanımız desteği vasıtasıyla Sayın Bekir Pakdemir'i bize çok büyük destek verdi. Onların da mihmandarlığında şu anda proje yürüyor. Yine valiliğimizle birlikte de müze müdürlüğümüz, sit kurulumuzla birlikte çok koordineli bir şekilde götürdüğümüz bir proje. Yakında hayata geçecek, başlayacağız projeye. Ve tabii ki yıllara sarı bir proje ama bir yerden başlamak gerekiyordu. Tarihin de buradan gün yüzüne çıkarılması gerekiyordu. Ve bizim Akropol'ün eteğinde 5 tane tarihi mahallemiz var. Bu mahallelerdeki, o sokaklardaki güzelliği de ön plana çıkaracak bir proje. İnşallah bu projeden sonra Bergama daha çok turist çekecek, potansiyelini daha da arttıracak, yeni bir döneme kavuşacak. O zaman kanalla kent tarihle birlikte iç içe olacak, öyle mi? Kesinlikle. Yani şu an tarih zaten içerisinde yaşıyoruz ama bazı o güzelliği örten unsurlar var. O unsurların tabii ki kaldırılması gerekiyor. Ve buradaki yapılacak restorasyon çalışmaları, işte yeni müze ve etrafındaki işte kilise, havra, cami, hamam ve birçok eski çırçır fabrikası, oradaki eski tabakhane gibi birçok binalar var ki bunların bir kısmına bizler başladık ve bunun üzerinde yine 4 tane tarihi köprümüz var. Az önce de sizin bahsettiğiniz gibi tarihi Kazancı Köprüsü bunlardan sadece bir tanesi. Bulucağlı Köprüsü, Üçkemer Köprüsü, Tabak Köprü bunlar da diğerleri. Hepsi restorasyondan geçecek ve bu tarihi inşallah biz gün yüzüne çıkarmış olacağız. Bir yerel yönetici olarak, şimdi yerel yönetimler insanların hayatına doğrudan etki ediyor. O hizmet gerçekten insanlara ulaşmalı ama aynı zamanda bu hizmet verilirken tarihi dokunun da bozulmaması gerekiyor. Herhalde bir yerel yöneticinin buradaki hassasiyeti çok yüksek oluyor değil mi efendim? Kesinlikle. Yani şehri planlarken şehrin tarihi dokusunu kesinlikle bozmamanız gerekiyor. Biz planlarımızı yaparken eski Bergama ve yeni Bergama mahalleleri olarak iki türlü yapıyoruz. Bu yeni eski Bergama'da yapacağımız bu restorasyon çalışmalarıyla birlikte mevcut tabii ki üzerinde yaşayan bir nüfus da var. Biz oralarda yaptığımız ayrıca çalışmalar da var.
sokak sağlıklaştırması, cephe iyileştirmesi projelendirmelerimiz var şu anda. Hem silüeti düzeltmek hem o tarihi dokuyu daha da güzelleştirmek adına bu projeler olması gerekiyor. O yüzden yerel yönetimlere bu konuda tabii ki çok büyük görev düşüyor. Sizin burada yaptığınız, attığınız her adım o tarihle ilgili, o tarihin daha iyi sergilenmesiyle ilgili önemli bir adım olacak. Ve biz de eski Bergama'daki, yani eski Bergama mahallelerindeki yaptığımız çalışma çok değerli. Tabii ki şehrin büyümesiyle birlikte yeni mahallelerde yaptığımız imar çalışmaları da önemli. Bu yüzden yerel yönetimlerin önemi çok daha öne çıkıyor. Sayın Başkan, 22 Mayıs 1937 tarihi çok önemli bir tarih Bergama için, Türkiye için. Çünkü ülkemizin ilk yerel festivali ve kermesi Bergama'da düzenlendi ve hala da düzenlenmeye devam ediyor. Önemi ne? Neler yapıyorsunuz kermeste? Evet, tabii ki 22 Mayıs 1937 tabii Bergama için çok önemli bir tarih. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 13 Nisan 1934'te Bergama'yı ziyaret ediyor. Ve tabii ki Bergama'daki bu güzellikleri görüyor ve tanıtımı noktasında bir şeyler yapılması gerekiyor diye ve bununla ilgili bir talimat veriyor. Bir yerelde festival düzenlenmesiyle alakalı. Tabii ki o tarihlerde bir festival, bir kermes kültürü ülkemizde yok. İlk başlatan da Bergama oldu. Yerel olarak ilk başlatan Bergama'ydı. Hazırlıklar tabii 3 yıl sürüyor ve 22 Mayıs 1937'de de ilk yerel festivalimizi, Bergama kermesini, ki bugüne kadar adı değişmemiştir, Bergama kermesi olarak gelmiştir ve uluslararası düzeye kavuşmuştur. Bizler de 84 yıldır bunu aralıksız kutluyoruz. Tabi bildiğiniz üzere bu sene korona salgını sebebiyle, evet, etkinlikler dijital medya üzerinden ve televizyon ekranlarından hemşehrilerimize ve bizi daha önce ziyaret eden hemşehrilerimize ekranları başında sunuldu. Bu şekilde dolu dolu iki günümüzü geçirdik. İnşallah önümüzdeki sene bu korona salgını biter. Yine canlı bir şekilde antik tiyatrolarımızda, etkinlik alanlarımızda çok daha renkli bir şekilde Bergama kermesini kutlayacağız. Biz bunu daha ileriye götürmek istiyoruz. Daha da genişletmek istiyoruz. Çünkü Bergama'nın tanıtımına çok büyük katkısı oluyor. Daha etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor Bergama kermesini. Aslına baktığınız zaman Çandarlı ve Dikili'ye de çok yakın Bergama. Dolayısıyla o bölgelerle de bağlantısı sağlandığı zaman herhalde Bergama'nın marka değeri daha da artacaktır, değil mi efendim? Kesinlikle. Bizim Çandarlı ve Dikili sahil kısmında olan komşu bölgemiz. Ve Bergama ile Dikili'yi, Çandarlı'yı ayırmak mümkün değil. İç içedir. Mesafe olarak da 15-20 dakikalık bir mesafedir zaten bize. Geçtiğimiz hafta yine Bergama Ticaret Odamızda yaptığımız önemli bir etkinlik vardı. Yine Dikili ile beraber organizasyonu gerçekleştirdik. TÜRSAP yetkililerini, yönetim kurulu üyelerini ve seyahat acılıklarını Bergama'ya, Dikili'ye davet ettik. Ortaklaşa bir projeydi bu. Onları Bergama'yı daha yakından tanımaları için iki gün ve bölgeyi daha iyi tanımaları açısından iki gün misafir ettik. Tabii ki dedik ki yani pandemi dönemi belki kriz dönemi olur ama biz bunu fırsata çevirdik. Onlar da geldiklerinde şunu söylediler. Eğer bir normal dönemde olsaydı biz buraya şu anda gelmemiz mümkün değildi. Çünkü en yoğun dönemi yaşıyoruz. Ama pandemi dolayısıyla biraz tabii ki turizmdeki kırılmadan dolayı daha rahat bir zaman geçiriyoruz. O zaman diliminde Bergama'da ve Dikili'de geçirmek istediler. Biz iki gün boyunca Bergama'nın özelliklerini ve güzelliklerini onlara anlattık. Ve onlar da gerçekten bu konuda çok etkilendiler. Bu dönemi biz de pandemi döneminde bir şekilde inşallah fırsata çevirip tanıtım noktasında da diğer çalışmalarımızla beraber daha ileriye götürmek istiyoruz. Sayın Koçlu, siz Bergama doğumlusunuz değil mi? Bergama'da büyüdünüz. Evet, ben Bergama'da doğdum. Bergama'da Kale Mahallesi dediğimiz, yani Akropol'ün eteğindeki o tarihi mahallede doğdum. Bergama'yı tabii ki her Bergamalı gibi çok seviyorum. Ve şu anda da Bergama'ya hizmet etmekten onur ve şeref duyuyorum. O yüzden Bergama'yı bir an önce tarihindeki o parlak sayfalarındaki yerine tekrardan getirmek için çaba sarf ediyorum. Bizim işimiz, gücümüz, her şeyimiz Bergama'da. Burada doğduk, burada büyüdük ve inşallah burada hayatımızı tamamlayacağız. Tabii ki bir işi yaparken ilk önce sevmeniz gerekiyor. Biz insana hizmeti seviyoruz. Memleketimiz hizmetinizi bir daha fazla seviyoruz. Ve şu anda Bergama'ya hizmet etmekten de gerçekten çok mutluyum.
Tabii bu arada ekibiniz de önemli olmalı. Nihayetinde siz bu heyecanı elbette içinizde yaşıyorsunuz ama ekibinizin de aynı şekilde o şevkle hareket edip o hizmeti devam ettirmesi gerekiyor herhalde, değil mi efendim? Evet, şu anda ekibimiz olsun, diğer kurumlarla olan etkileşimimiz olsun gerçekten çok iyi. Herkes Bergama'ya bir hizmet yapmak için seferberlik ilan etmiş durumda. Bu havayı iyi yakaladık ve şu anda da ekibimizle beraber birçok çalışmaya imza atıyoruz. Onlar da bunda çok büyük destek veriyor. Ben hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve diğer kurumlarda bize destek çıkan kurum müdürlerinden ve çalışanlarına kadar. Çünkü ekipler arası, kurumlar arası koordinasyon çok önemli. Eğer bu ahengi yakalarsanız sizin hizmet kaliteniz ve hızınız çok daha artacaktır. Efendim, İzmir'in Bergama ilçesinin belediye başkanı Sayın Hakan Koçtu ile söyleştik. Kendileri Selinos Antik Kanal ve Restorasyon Islah Projesi'nden, Tarihi Kazancı Köprüsü'nden ama genel olarak tabii ki Bergama'dan bahsetti. Bizlerden sizlere selamlar, saygılar.